Merhaba arkadaşlar. Şimdi bugünkü videomuzda çemberde açıyı işleyeceğiz inşallah. Karekök Yayınları Geometri Sıfırdan. Yanımda Baran isimli arkadaşımız var. O da bana katılmak istedi. Birlikte şu videoyu çekelim, gömelim dostlarım. Şimdi çemberde açılarda bakalım. Şöyle bir kaç tane köşe taşımız varmış? 14 tane köşe taşı var. Her birinde 3 soru olsa 14 çarpı 3, 42 tane soru çözeceğiz birlikte dostlarım. Birinci köşe taşı, hem bir yandan konuyu öğreneceğiz hem de sorularımızı çözeceğiz inşallah. Şimdi burada tabii öğrencim daha önceden çözmüş bazı soruları. Ben de onun kitabından taradığım için böyle bazıları çözülü çıkabilir. Oraya da çok takılmayın dostlarım. Bakalım burada ne diyor? Çemberin diyor en uzun kirişlerinden biri 20 santimdir. Baran çemberi biliyor musun birazcık da olsa oğlum? Daha işlemediniz değil mi siz? Tamam. Baran bu arada 11. sınıf öğrencimiz arkadaşlar. Daha çemberleri işlemediler. Bir yandan ona da en azından katkı sağlarız diye düşünüyorum. Şimdi çemberde yarı çap diye bir şey var dostlarım. Bakın çemberin tam ortasındaki noktaya merkez deniyor. Bu bir. Tam bu ortasındaki noktadan çemberin üstüne, şu yuvarlağın üstüne çizdiğiniz bu doğruya çemberin yarı çapı deniyor ve R harfiyle gösteriliyor yarı çap. Çap dediğimizde tam bu merkezden geçen şu doğrusal iki yarıçapın birleştiğinde şuna çemberin çapı deniyor arkadaşlarım. Bu da R yarıçaptır. İkisinin birleşimi de çaptır. Çap çemberi tam ikiye bölen doğruya deniyor dostlarım. Şimdi çemberdeki kiriş dediğimiz şey de şu. Baran bak şu kiriş çembere iki noktada dokunan şu doğruya kiriş deniyor. Milyonlarca kiriş çizebilirsin bir çembere. Aha bu bir kiriş. Aha bu başka kiriş. Milyonlarca çiz. Kafana göre bir sürü kiriş çizebiliyorsun. Şu da bir kiriş gibi. Peki bize diyor ki en uzun kiriş. En uzun kiriş hangisi olacak o zaman? Tam aynen öyle değil mi koçum? Tam ortasından geçen şu çap dediğimiz hani dünyamızdaki ekvator var ya, hani ekvator vardı. Paraleller vardı, şöyle 0 derece paralellerimiz kuzey kutbuna ya da güney kutba, yani kutuplara doğru gittikçe boyları kısalıyor. Tam ekvatorda ise en uzun boyunu alıyordu. İşte bunun gibi ekvator bizim çapımız. Burada da öyle dostlarım, çap en uzun kiriş olacak. En uzun kiriş 20 santimse yani çap 20 santim diyeceksiniz. Dolayısıyla yarı çap 10 santim. Şurası da yarı çap değil miydi hocam? Bak şu da bizim yarı çapımız. Demek ki 3x artı 1 10'a eşit. Anladın mı Baran? O zaman 3x 9, x eşittir 3. Paketledik birinci soruyu. Geldik 2'ye kardeşler. Burada ne diyormuş bir bakalım. Bir sürü şeyler yazmışlar. Buna göre de diyor ki x kaç derecedir? Burada da şeyi öğretiyor dostlarım. Baran biliyor musun? Çemberin şu yuvarlağın tamamı kaç derecedir oğlum sence? Çok güzel. Bunu hepiniz de biliyorsunuzdur eminim dostlarım. Bir çemberin ölçüsü 360 derece. Bak bu adam demiş ki şuradaki AB yayını vermiş. BC yayını vermiş. CA yayını da vermiş dostlarım. Bakın yayların ölçüsünü yazmış. Dolayısıyla hepsinin toplamını 360'a eşitleyeceğiz. Olay bitecek. Hadi toplayalım. 3x buradan var. 4 daha 7. 2 daha 9x var. 20 var. Artı 10 daha 30 yaptı. Eksi 120 daha eksi 90 yaptı. Eşittir 360. Buradan hepsini 9'a bölelim. X eksi 10 eşittir 40 oldu. X eşittir 50. Denizli'den geldi cevabımız. Şu matematiksel işlemi zaten hepiniz yaparsınız. Burada neyi bilecekmişiz? Çemberin tamamının 360 derece olduğunu bilmemiz yeterliydi. Evet, geldim ikinci köşe taşımıza. Bunların bu arada arkadaşlar benim çıkarttığım kitaptaki soruları da mükemmeldir. Onları da mutlaka izleyin. Benim konu anlatım videolarımda da böyle sorular var, PDF'si de var. Onları da mutlaka izleyin. Çok çok iyi öğrenirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi bu ne diyor? Bir arabanın hız göstergesi sıfırdan 240'a kadar şuradaki bir daireymiş ve bir dairenin de 3 bölü 4'üne eşitmiş. Peki ben şuradaki parçanın ölçüsünü bulmak istesem. Şimdi normalde tam daire 360'tı. 3 bölü 4'ünü söylemiş bize. O zaman 3 bölü 4'ünü hesaplayalım. 4'e bölelim, 4'e bölelim 90. 3 ile çarpalım.
270 derecelik bir daireymiş burası arkadaşlarım. Şurası 270 dereceymiş toplam. Sonra diyor ki eşit aralıklarla yerleştirilmiş burası. Peki şurada kaç tane boşluk var? Onu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane boşluk var dostlarım. Kaç dereceydi burası? 270. Hemen 270'i 12'ye bölsek. Dostum 3'e bölelim 4, 3'e bölelim 90. 2'ye bölelim 2, 2'ye bölelim 45. 45 bölü 2 de 22,5 yaptı. Demek ki şunların her birisi 22,5 dereceymiş. Şöyle gösterelim bunu da. Peki devam edelim. Şimdi diyor ki bize, şehir içinde 50 kilometre hızla giden bir araç otoyola sapıyor ve hızını 130 kilometreye çıkarttığı zaman 130'da nerelere denk geliyor? Şurada bir yere denk geliyor, değil mi? Şunun tam ortasına. Şöyle denk geldi. 50'ydik. Bu da buranın tam ortasıydı. 40'la 60'ın tam ortası. Acaba hız ibresinin taradığı açı, şuradaki açıyı soruyor bize. Anladın mı Barancığım burada ne yapacağımızı şimdi? Bize sorduğu yer burası. Yani şuradaki açıyı soruyor, değil mi dostlarım? Şurayı. Şimdi şurası 22,5 1. Şurası ikinci 22,5. Şurası üçüncü 22,5. Bu da 22,5'un yarısı. Bir yarısı da burada var. Yani toplam yine bir 22,5 var. O zaman 1, bunların toplamı 2, 3, 4 tane 22,5. 2 tanesi 45 yaptığı için 4'ü 90 yaptı dostlarım. Şuradaki taradığı yayın ölçüsü 90 dereceymiş dedim. Cevap Bursa'dan geldi. Şuna bakalım. Bir kombinin üzerinde 1 bölü 3'lük çember yayı. Hemen 360'tı tamamı. 1 bölü 3'ü ne yaptı? 120 derece. 120 derecelik bir yay var burada. Panel üzerinde her 5 derecelik sıcaklık aralığı eşit yay ölçüsüne sahiptir. Tamam, onu da gördük. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane boşluk var. Hepsinin toplamı 120 olduğu için şu iki bir boşluk dediğimiz şey 120 bölü 10'dan 12 derece. Şunlar her biri 12 derecelik boşlukmuş arkadaşlar. Ne diyor? Buna göre şekildeki pozisyonundan önce 35 dereceye, oradan da 25 dereceye döndürülen ibrenin ucu toplam kaç derecelik yay taramıştır? Şu anda diyor 10'dan 10'un üstünde. Önce 35 dereceye kadar getirin diyor. Şuraya getirdik. Ne kadar taradı? Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane 12 taradı. Yani 5 tane 12 60 derece bir taradı. Buradan da diyor sonra 25'e düşürün. Sonra şuraya getireceğiz 25'in üstüne. Burada ne kadar taradı? 12, 12 daha 24 de buradan taradı. Toplam 84 dereceyi taramış bizim yayımız diyebiliriz. Tamam mı Baran? Anlıyor musun la gerçekten? Kolay değil mi? Çember çok basit ya. Evet. Hadi buna bakalım. Bakalım burada ne öğreneceğiz şimdi? Yukarıda verilenlere göre x kaç derecedir diyor. Bakın bu yarım daire. Şurası yarım yay. O zaman tam daire 360 ise yarımı ne yapacak? 180, değil mi? Şu anda 180 derece. Biz burada şimdi galiba şu merkez açıyı öğreneceğiz arkadaşlar. Bizim açı çeşitlerimiz var. İki tane çok önemli açımız var. Biri çevre açı, biri merkez açı. Biz burada merkez açıyı şimdi bir söyleyeceğiz. Şimdi açılar şöyle, bir açı, şurada bir açı yazdım, A derece olsun. Bakın şuradaki sivri ucu var ya dostlarım, ben buraya doğum yeri diyorum, açının doğum yeri. Bir insan, hani eskiden insanların soyadları yokken doğum yerleriyle tanınırlarmış. İşte Samsunlu Emrah, Ankaralı Mustafa gibi böyle söyleniyormuş. Biz de şimdi burada bunu kullanacağız. Doğum yerine göre açıya isim vereceğiz. Şimdi şu yuvarlağın ismi, yuvarlak dediğim şey çemberin çevresidir arkadaşlarım. Bu yuvarlak çevre. Eğer bir açı doğduğu yer, bakın şurada bir açı çizdim, A açısı, doğduğu yer çevrede. İşte buradaki A'ya çevre açı diyeceksiniz. Doğum yeri çevrenin üstündeyse, şurada doğduysa şu yuvarlağın üstünde, buna çevre açı denir. Eğer doğum yeri tam merkezin üstündeyse, şöyle bir merkezde doğduysa benim A açım, buna da merkez açı diyeceğiz. Şimdi bizim işimiz çevre açı ve
Merkez açıda işimiz şu. Gördükleri yayların ile yaylar ile çevre açı arasındaki ilişkiyi bileceksiniz. Çevre açıda olayımız şu. Gördüğü yay çevre açının iki katı olacak. Merkez açıdaysa olay şu. Merkez açı gördüğü yayla aynı ölçüye sahiptir diyeceğiz. Yay da A derece. Bakın buradaki x artı 20 derecelik açıya bakın. Doğum yeri tam merkezin üstünde. İşte biz bu x artı 20'ye merkez açı deriz ve gördüğü yay da mutlaka kendisine eşit ölçüye sahiptir. E şurayı da vermiş zaten amca bize 3x eksi 40 ve biz artık ne biliyoruz? İkisinin toplamını 180 diyebiliyoruz. Hadi toplayalım. 4x eksi 20 yapar toplamları 180'miş. Demek ki 4x 200, x eşittir 50. X'i soruyor. Cevap Edirne'den geldi. Hadi şuna bakalım. O merkezi çeyrek çemberde OBC eşkenar üçgenmiş dostum. Şurası 60. Peki bu 60'ın doğum yeri neresi? Merkez. Merkezse gördüğü yay ne olacak dostlarım? Baran ne olacakmış? 60 olacak değil mi? Aynısı olacakmış. Peki bu çeyrek daire arkadaşlar. Çeyrek demek 90 derecelik daire demektir. Yani bir tam dairenin şöyle dörtte birine çeyrek daire diyoruz biz. Şurası mesela bir çeyrek dairedir. Ve çeyrek dairenin yay ölçüsü 90 derecedir. E 60'ı buradaysa şu yayla şu yaya toplam kaç kaldı dostlarım? 30 derece kaldı değil mi? Çünkü 60'ı burada toplamı 90 olması için 30 derece. Bakın bize de onu soruyor zaten. Hadi geldik şu soruya. Aşağıda verilen şekil 1'deki dairesel pistte iki koşucu aynı noktadan zıt yönlere doğru koşarak antrenman yapıyorlar. Peki. Bunlar zıt yöne koşacaklar şimdi. Koşucuların ikisi de bir tam turu tamamladıktan sonra bir anda bulundukları konumlar şekil 2'de gösterilmiştir. Bakın bir numaralı koşucu buradan başladı şöyle döndü 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 tam bir tur tamamladı buraya geldi. Ve biraz daha gitmiş şuraya gelmiş arkadaşlarım tamam mı? Şu noktaya gelmiş. İki numaralı koşucu da döndü 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 tam bir tur attı ve sonra bir daha döndü 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 şuraya gelmiş dostlarım. İki de buraya gelmiş. Peki buna göre iki numaralı koşucu bir numaralı koşucudan kaç metre fazla kaç derece fazla koşmuştur diye bir soru sormuş. Şimdi şöyle yapalım. Şurası 30 derece. Şu yayda merkez açı olduğu için 30 derece. Burası 90. 90 dereceyi gördüğü için merkez açı olduğu için bu da 60 derece. Şimdi bir numaralı koşucu buradan başladı. Bir kere bir 360 derece döndü bir numara. Şurada gösterelim bir numara. Bir 360 derece döndü. Başladı şöyle döndü. Buraya geldi. Ve artı bir de 30 derece döndü. Artı 30. Peki iki numaraya bakalım. İki numarada şuradan başladı. Döndü 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 döndü. Döndü. Tam buraya bir geldi. Yani bir 360 döndü. Sonrasında şurayı aldı değil mi? Şuraya kadar olan kısmı aldı. Yani 180 artı bir de şuradaki 60'ı döndü. 180 artı 60 yani 240 daha döndü arkadaşlarım. Peki 2 numara birden ne kadar fazla koşmuş? Şunlar aynı. 210 derece fazla koşmuştur dostlarım. Cevap Edirne'ymiş. Hadi şuna gelelim. Bakın şimdi burada da çevre açıyı konuşacağız. Şimdi öncelikle 40 bir merkez açı. Gördüğü yay da 40'tır. 45 bakın doğum yerine çevre açı. Gördüğü yay 2 katı olacak. Yani şurası 90. O halde buraya 50 kaldı. CD yayı 50. Hadi ikinci sorumuz. X çevre açı değil mi dostlarım? Bakın doğum yerine Edirne'de. O zaman şu yaya ne yazacağız Barancım? 2X. Çünkü çevre açı değil mi aslanım? Peki 100 ne açı hocam 100? Yine bir çevre açı değil mi? Doğum yerine bakarsak şuradan başlıyor. Şu yayı görüyor komple. Şurayı görüyor. Artı bir de 2x'i görüyor. O halde burası da 200 olacak. Doğru mudur? Peki biz bir de şunu biliyoruz değil mi? Yarım daire vardı burada. Bakın şu çapın altında kalan şu yayın ölçüsü normalde 180 derecedir. E hocam tamamı bu mavinin tamamı 200 olması için şuraya ne kaldı o halde? 20 derece. 2x 20 ise x ne oldu? Adana oldu. Anladın mı Baran? Şuna bakalım. 10. Şurada bir yay görüyor. Çevre açı olduğu için bu yayın ölçüsü 20 derece.
Şimdi 40'ı konuşacağız birazdan. Şurası 10 ile 40'ın toplamı iki iç açı olduğu için 3. açının dışına eşit. 50 derecedir burası. Peki 50'nin gördüğü yay neresiymiş? Şu yay. Onu da şöyle tırtık tırtık yapalım. 50 burayı gördüyse buranın ölçüsü 100 derece olacak. Çünkü çevre açı 2 katıydı yay. X'in gördüğü de şurasıdır arkadaşlarım. Bu da 2x olacak. Hepsinin toplamı yarım daire olduğu için 180 olmalı. Yani 120 daha 120 artı 2x 180, 2x 60, x 30'dur, paketledim gitti. Geldik buna. BAC açısı kaç derecedir diye bir soru soruyor dostlarım. Şimdi önce şurayı bir görelim. Şurası 170 dereceymiş. Şurası 90'mış. Burayı okuyamadım la. 30 muymuş burası da? 30'muş. Evet. Peki madem ki 30, o zaman şuradaki yayın ölçüsü 30. Şuradaki 170 ise 180 olması için diyeceğim ama yok. 170. Burası 140 değil mi ya? Ben yanlış okudum. 140 ise burası 40 olacak. Şimdi şu açıyı soruyor bize. Bu açıyı. Bakın bu çemberin tamamı şöyle çizildiğinde 360 dereceydi. Dostum biz şurayı biliyoruz. Bak 40 buradan. Şurada bir yarım daire var şuraya kadar. Şurası çap ya. Yarım daire var. 180 buradan. Bir de 30 buradan. Toplam ne yaptı? 180, 220, 270 yaptı. Bu açı 270'i gördüğü için yarısı olacak diyeceğiz. 135 olacak dedik. Yanlış mı topladım? Yok, 250 yaptı lan. 40 daha 220, 250. Yarısı olacak, 125 yapacak. Edirne. Evet, 5. köşe taşındayız dostlarım. Hemen şuna geldik. Bakın burada da şu kuralımız var. Çapı görüyorsa bir çevre açı. Şimdi şurası çevre açı C. Çapı gördüğü için yani aslında gördüğü yayın ölçüsü 180 derece olduğu için yarısı olacak 90 derece. Biz buna ne diyormuşuz? Çapı gören çevre açı 90 derecedir diyormuşuz. Peki 90, 40, 50, şuraya 40 kaldı. O halde bu da 40'tır hocam. Peki 90, 80, 10 derece kaldı. Adana'yı paketledim. Şuna bakalım. Bakın yine çapı gören çevre açı 90 derece. Hiç çember yapmaya gerek yok artık. Şu üçgenden bile çözebilirim ben bu soruyu. 90, 50 daha 140, 30 daha 170, 10 derece kaldı. 180 olması için dostlarım paketledim, geçtim. Aşağıda ABM üçgenleri veriliyor. AB kenarının orta noktası M olmak üzere bir pergelin sivri ucunu M noktasına yerleştirip C ve D noktalarından geçen bir çember yayı çiziliyor. M merkez oldu. Şöyle bir yay çiziyormuşuz arkadaşlarım. Tabii ki bu AB mecbur çap olacak. AB çaptır çünkü M merkez. İkiye bölmüş. Neyi soruyor bize? Alfa kaç derecedir diye soruyor. Bakın 40'ın gördüğü yay şu yaydır. Bu yayı görüyor. O halde bu yayın ölçüsü 80. Peki alfaya bakalım arkadaşlarım. Alfa da bir çevre açı ve gördüğü yaya bakın yine 80'i görüyor alfa. O zaman yarısı olacak 40 derece olacak diyeceğiz dostlarım. Şu sorudayız. Bakalım bu ne diyor? Şimdi 35'in gördüğü yaya hemen 70'i yazalım. 2 katı. 75'in gördüğü yay 150 yazalım. Şu x'in gördüğü yaya 2x yazalım. Şimdi dostlar, kirişler eşit. Bakın kural şu. Diyor ki eşit kirişlerin arkasındaki yayların da ölçüleri eşittir. Yani buna 2x yazdıysan buna da 2x yazacaksın diyor dostlar. Şimdi hepsinin toplamı 360'tı. 150, 70 daha 220 yapar. Bir de 4x'imiz var. Eşittir 360. 140 kaldı 4x'e. X eşittir 35 geldi. Adana'dan çıktı cevabımız. Şuna bakalım. Şimdi yine eşit kirişler var. Görüyorsunuz değil mi dostlarım? Şöyle yapalım. Şuradan çizelim ya da ya. Bakın şu AC çizildiğinde şu C'deki şu açı 90 derece olur. Niye hocam? Çünkü bir çevre açıdır ve çapı gören çevre açıdır. O yüzden 90. Şuraya 35 kaldı. Buraya 35 kaldı ikizkenar olduğu için. 35'in arkasındaki yay 70.
eşit kiriş oldukları için bu da 70. Şurası bakın 140 oldu. X 140'ı görüyor dostlarım. 140'ı gören bir çevre açıdır X. Dolayısıyla yarısı olacak 70. Paketledik gitti. Edirne'den çıktı cevabımız. Geldik şuna. Aşağıda bir çember ve bu çember üzerindeki A ve B noktalar arasındaki uzaklığı ölçmek için kullanılan cetvel gösteriliyor. Şimdi burada cetvelin boyu kaçmış arkadaşlarım? 5 santim. Buraya bakın, burada da 5 santim dostlarım. Yani şurada B'den şöyle bir 5 santimlik BC kirişi daha var dostlar. Daha sonra cetvel B noktası etrafında ok yönünde 80 derece döndürdüğünde çemberi C noktasında kesiyor. Tamam, bakın burası gelmiş şuraya. 80 derece döndürülüp de gelmiş dostlarım. Şimdi bu da 5 santim. Yani kirişlerimiz eşit. Şimdi şurada da tabii çember şöyle devam ediyor normalde. Şimdi 80'in gördüğü yay 160. 2 katı olacak. Şu yayın ölçüsü 160. Geriye 200 kaldı değil mi? Toplam 360 olması için 200. E bunlar da eşit kiriş oldukları için arkasındaki yaylar 100-100 olacak. Peki KB ve KC çizildiğinde diyor, KB ile KC çizildiğinde elde edilen BKC açısı kaç derecedir? Bakın BKC şuradaki 100'ü görüyor. Gördünüz mü arkadaşlarım? Şu BC yayına 100 demiştik. Yarısı olacak 50 derece, paketledik dostlarım. Güzel soruydu bu. 7. köşe taşındayız. Bakalım bu ne diyor? Şimdi 30'un gördüğü yay 60. 40'ın gördüğü yay 80. Dostum bu kiriş... Bu kirişe paralelmiş. Kural şu: paralel kirişlerin arasında kalan yaylar eşittir. Yani bu da 60 derecedir. Bize neyi soruyor? BAC açısı kaç derecedir diye soruyor. Şuradaki açının tamamını soruyor dostlarım. Öncelikle şu 60'ı gören çevre açı da 30'dur. Burası toplam 100 yaptı. Paketledik, geçtik. Ha, BAC yayını soruyormuş. Pardon dostlarım. BAC yayı, BAC yayı, yani şu arkada kalan yayı soruyormuş bize. Tabi onu da söyleriz hemen. Şimdi 80, 60 daha 140, 60 daha 200, 360 olması için arkadaki yaya da 160 kaldı diyebiliriz. Şuna bakalım. X, 50'nin gördüğü 100, X'in gördüğü 2X, paralel olmuş bunlar. Paralelse burası da 2X. O zaman hemen şunların hepsinin toplamı 180 diyeceğiz. 80 kaldı 4x'e. 4x 80 ise x 20'dir. Yapıştır gelsin. Suna okuduğu kitapta kaldığı yeri unutmamak için arasına daire biçimde bir ayraç koyduğunda ayracın dışarıda kalan kısmının yayın ölçüsü 210 derece oluyor. Şurası 210 dereceymiş dostlarım. Tamam. Ardından ayracı döndürmeden biraz daha kitabın içine ittiğinde dışarıda kalan yayın ölçüsü 70 derece oluyormuş. AB paralel CD olduğuna göre AKC kaç derecedir diye bir soru soruyor bize. Şimdi dostlarım bu çemberi biz şöyle bir çizelim. Şimdi birinci durumda AB ayracı şuradaydı. AB. Ve üstündeki yay 210 dereceydi dostlarım. Şu üstündekinin tamamı 210. Dolayısıyla altında kalan da 150 derece olmalıdır şu yayın ölçüsü. Sonra bunu biraz daha içeriye soktuğumuzda şöyle CD kirişine kadar gelmiş CD. Şurada da K var. Ve diyor ki bu sefer dışarıda kalan şu CKD yayının ölçüsü 70 oluyor. Şimdi 150, 70 daha 220 yapar. 220 ise şu arada kalan şu iki yaya, şu yaylara dostlarım, bir şu yay, bir de şu yaya. 220 dedik ya ikisinin toplamına. 140 kaldı bunlara. Ve paralel olduğu için de 70-70 paylaştılar bunu. Peki bize neyi soruyordu? AKC. AKC açısının ölçüsü kaçtır? Bakın 70'i gören çevre açıyı soruyor. 35 derecedir. Adana'dan geldi cevap. 8. köşe taşımız. Hadi bakalım buna. Şimdi 50 teğet kiriş açı diye geçiyor ama aslında bir çevre açı. Ve gördüğü yay 2 katı olacak 100. 100'ü gören şuradaki A açısı çevre açı olduğu için yarısı olacak 50. 50 ise şu ikiz kenardan, bu da x'tir. 2x'e 130, x'e de 65 kaldı dostlarım. Şuna bakalım hemen. 71 çevre açı, gördüğü yay
2 katı olacak 140. 140 ise yarım dairenin şurasına 40 derece kaldı 180 olması için. 40'ı gören şuradaki çevre açı 20 derecedir. 70'in iç açısı 110'dur. 110, 20 daha 130 yapar. X'e de Edirne kaldı dostlarım. Şuna bakalım. Daire biçimdeki bir plakanın çevresine eşit aralıklarla 18 çivi çakılıyor. Hemen 360'ı 18'e bölerseniz arkadaşlarım, arkalarındaki şu iki çivinin arasındaki yay 20 derece oluyormuş şunlar. Sonra diyor ki K, F, A ve C denoklarının teğet olduğuna göre F, A, B. F, A, B. Şuradaki açıyı soruyor dostlarım bize. Hemen bulalım bakın. 20, bir 20 daha 40, bir 20 daha 60, bir 20 daha 80 derece görüyor bu çevre açı. Yarısı olacak 40 derecedir bu. Artı E, C, D. E, C, D. Şuradaki açıyı soruyor bize. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5 tane değil mi? Şurada 5 tane boşluk görüyor. 5 tane 20'den 100. Yarısı olacak 50. Toplamları da 90 geldi. Evet, 9. köşe taşındayız. Daha çok var. Biraz hızlanmamız lazım. Hadi bakalım. X gördüğü yay 2X olacak dostlarım. Bakın 50 iç açı. İçerideki bir açı. İç açının da özelliği şu. Gördüğü yayların toplamının yarısıdır. Bakın önden 50'yi görüyor. Götten şurayı görüyor dostlarım. 50'yi görüyor diyorum. İki tane yay görüyor. Bir önden bir götten. Bunların toplamının, yani şuna A, şuna B dersem, A ile B'nin toplamının yarısı 50. O zaman A ile B'nin toplamı 100. 2x'e kaldı 80. X eşittir 40 oldu. Hadi şuna bakalım. 65'in gördüğü yay 130. 35'in gördüğü 70. Bakın x'e bakın şimdi. X, hemen söyleyelim, bir iç açı. İç açının gördüğü olay neydi? Gördüklerinin toplamının yarısı. Önden ve arkadan gördüklerinin toplamının yarısı. 200'ün yarısı yani 100. Bakın bu merkez açı değil, çünkü E merkez değil. Sakın ha merkez açı demeyelim arkadaşlarım. Aa, birinci sorunun cevabı başka bir şeymiş dostlarım. Neyi soruyormuş? X'i soruyormuş bize. Lan 2X değil bu ya. X bu merkez açı arkadaşlarım. Bir de hata yapmışız. X olacak burası değil mi? Merkez açı gördüğünün aynısı. Direkt 80'e eşit olacak. Şurası yani cevap. Biz yanlış yaptık. Hata bende kardeşler. Bunu da yaptık. Şimdi şuna geçelim. Saatli soru. Bakın saat dediğiniz şey 12 tane boşluktan oluşuyor değil mi? Her bir boşluk 360 bölü 12'den 30 derece yapar. Demek ki şuradaki alfa, bakın şurası 30. Şurası 30, 60 derece yaptı. Şimdi alfa bir iç açı. Şuraya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane 30 yani 150 dereceyi görüyor. O halde alfa ne olacak arkadaşlarım? Arkadan 60'ı, önden 150'yi görüyor. 210'un yarısı olacak alfa. 105 çıkacak. Cevap Denizli'den geldi diyeceğiz. Hadi 10 numaradayız. Burada da dış açı yapacakmışız dostlarım. Bakın 120 tamamı 360 olması için 120'yi çıkarttım. 240 kaldı şu üçüne. Her biri 80, 80, 80 paylaştı bunlar dostlarım. Şimdi dış açıda da olay şu. Dış açı gördüklerinin farkının yarısı olacak. Yani 120 ile 80'i görerek gidiyor dış açı. Farkları 40, yarısı 20 olacak dostlarım. Zil çaldı, durduk. Görüşürüz sonra. Evet, zilden sonra devam ediyoruz şimdi arkadaşlarım. Kaldığımız yerden bakalım nerede kalmışız en son. Şu soruyu çözmüştük. İkinci sorudayız. Diyor ki 80'i vermiş kardeşim. 80'in gördüğü yay şu yay. 2 katı olacak çevre açı olduğu için 160 derece. Şimdi 160 ise bu, geriye 200 derece kalacak toplam 360 olsun diye. Kirişlerimiz eşit olduğu için yaylar da eşit olacak. 200'ü 100 ve 100 olmak üzere iki eşit parçaya böldüler. Şimdi şuradaki x dediğimiz açı bir dış açıdır dostlarım. İkinci gördüğünden birinci gördüğünü çıkarıp ikiye bölerek bulabilirsiniz. Yani 160'dan 100'ü çıkar 60, 2'ye böl 30. Bu birinci yol. Ya da 80'in şu iç açısı 100.
Buradaki yüzlük yayı gören şuradaki açı çevre açıdır, teğet, giriş açıdır 50. 100, 50 daha 150, 180'i tamamlamak için de x'e 30 kaldı diyebilirsiniz. Evet, geldik yandaki soruya. Katlama sorusu. Yaylar A noktasında birbirine teğet oluyor diyor. D1, D2 arasındaki açı buna göre NL. Şuradaki açıyı istiyor bizden. X diyelim bu açıya. Şuna da Y diyelim dostlarım. Şimdi bakın şu 130 geriye geldiğinde şöyle bir açıdır değil mi? Şuradaki katlamayı geriye açtığımızda 130 burası. Peki 130'un gördüğü yay, yani şu yayın tamamı 260 olur. 260 ise arkasındaki yaya ne kalacak dostlarım? 100 derece kalacak. 360 olması için. Şimdi şu 120'yi konuşalım. Onu geriye açtığımızda şurası 120 derecelik bir açı. 120'nin gördüğü karşısındaki yay 240. Hemen 240 ise arkasındaki yaya 360'a tamamlamam için de 120 kalıyor. Şurası da 120. Şimdi dostum bakın. Şu 20 dış açı. Y eksi x'in yarısı 20'dir. Y eksi x'in yarısı 20 ise kendisi 40. Bu birinci denklem. 100 ile 120'nin toplamı 220. 220 ise 360'a kaç kaldı? 140 kaldı. Yani y ile x'in toplamı da 140'tır. Gelin bunları alt alta toplayalım. 2y eşittir 180. Y eşittir 90. Y 90 ise x de 50 oldu diyebiliriz. Evet, cevabımız Denizli'den geldi dostlarım. Hadi bakalım 11. köşe taşındayız şimdi. Evet, iç teğet çemberin merkezi. Bakın şimdi bu 55 derece dediğiniz şey bir teğet giriş açı. O halde gördüğü yayın ölçüsü kesinlikle ne olacak dostlarım? 110. 60 dondurma kuralı yapacak burada dostlarım. Şu gördüğü yay toplamları 180 olması için 120. 110, 120 daha 230. O halde şu açıya, şu yaya 360'a tamamlamak için 130 kaldı. X de 130'u gören çevre açı olduğundan 65'i paketledim dostlarım. Şuna bakalım. Bakın burada da dondurma kuralımız var. İki teğet her zaman birbirine eşitti. Teğetlerin kesim noktasıyla merkezi birleştiren doğru her zaman açıortay olacaktı X. 25'in gördüğü yay şurasıdır. 50 derece olacak. Yarım dondurma kuralı ne diyordu? X ile 50'nin toplamı 90 olmalı. X 40 oldu diyebiliriz. Bu kuralları unuttuysanız benim konu anlatım videomu mutlaka izleyin arkadaşlarım. Hatırlayın onları. Şekilde maşa ile tutulan daire biçiminde bir kurabiye gösterilmiştir. Kurabiyenin üstünde düzgün altıgen biçiminde bir desen vardır. Buna göre maşanın iki kolu arasındaki açı kaç derecedir diye bir soru soruyor bize. Şimdi düzgün altıgenin tüm kenarları eşitti birbirine. Şimdi bu kenarlar çemberin kirişi oluyorlar tabii ki. Kirişler eşitse arkasındaki yaylar da eşitti dostlarım. Demek ki bakın şu yayın 6 tane var ya bu yaydan şu anda altıgen olduğu için. 360'ı 6'ya bölersem her biri 60 derece olacak. Yani alfa şu dışarıdan çizilen iki teğetin arasındaki açı dondurma kuralı yapacak ve gördüğü ilk yayla toplamı 180 olacak arkadaşlarım. Bu yayın ölçüsü 120 ise alfaya 180 olması için 60 kaldı diyeceğiz. Cevap Denizli'den geldi. 12. köşe taşı. Bakınız kirişler dörtgenimiz var dostlarım. Karşılıklı açıların toplamı 180. Hadi şunları toplayalım. 10x eksi 20'dir 180 olan. Demek ki 10x eşittir 200. X eşittir 20. Adana'dan paketledik. Buna bakalım hemen dostum. 120 karşısındaki açının ölçüsü toplamları 180 olacağı için 60. Bize şu yayı soruyor. X yayını soruyor. Bakın 45 teğet giriş açı gördüğü yay 90 olacak. 60 çevre açı gördüğü yayın tamamı 120 olacak.
90'ı buradaysa x'e de 30 derece kalacak dedik. Şuna bakalım. 80 ise x 100 olacak dostlarım. Toplamları 180 kuralından, ama biz normal iki çemberin kesişme durumları 4 durum olur demiştik. Onlardan birincisiydi bu, konu anlatımında böyle söylemiştim. Böyle hemen kesim noktalarını birleştirip kirişler dörtgeni yapıyorum. Bakın 80 ile şu açının toplamı 180 olacak. Burası 100. Çünkü şurada bir kirişler dörtgeni var. 100'ün dış açısı 80'dir. Bakın bu çemberin de bir kirişler dörtgeni var. Karşılıklı açıların toplamı 180 olacak. 80 ile neyin toplamı 180'dir? Edirne'yi paketledim. Bu bir kirişler dörtgeniymiş. O zaman şöyle etrafından bir çember geçer bunun, değil mi dostlarım? Kirişler dörtgeni ise bu kerata. Şöyle dört köşeden geçen bir çember çizebiliriz. Şimdi 30'un gördüğü yay şu DC yayıdır, 60. 40'ın gördüğü yay şu AD yayıdır, 80. Ne istiyor bizden? ADC açısını istiyor. Şu açıyı istiyor dostlarım. Peki şurası da 60'ı gördüğü için yarısı olacak 30. Bakın buranın tamamı ne oldu dostlarım? 70. Peki kirişler dörtgen olduğu için 70 ise karşısındaki açı da toplam 180 olması için 110 oldu dedik. Evet, 13. köşe taşımız. X kaçtır diye bir soru soruyor. Dostlarım şu B ile O'yu birleştirsek, şu OA bir yarıçap, OB de bir yarıçap, OC de bir yarıçap. O zaman üçü birbirine eşit. Bakın 55 ise ikizkenardan bu da 55. 25 ise bu da 25 diyebilirim. Başka? Bize de zaten x'i soruyor. Toplam 80 oldu. Edirne'den çıktı cevap. Şuna bakalım. Çeyrek çember. Hemen O ile C'yi birleştirdim. Bu yarıçap. Bu yarıçap. Bu yarıçap. Şurada ikizkenar çıktı x. Şurada ikizkenar çıktı 75. Topladım 150'den buraya 30 kaldı. 90 olması için buraya 60 kaldı. Bakın 2x'e 120, x'lere de 60-60 geldi diyebiliriz. Şuna bakalım. Eşit uzunluktaki 5 kibrit çöpünden, bakın bu zaten yarıçap. Demek ki bunlar da yarıçapa eşitmişler arkadaşlarım. Şöyle gösterelim. Geçen bir yay, daha sonra kalan iki kibriti birleştiriliyor. X açısı kaç derecedir diye de bir soru sormuş. Şimdi ben şurayı çizsem, bu da çemberin yarıçapıdır dostlarım. Şöyle eşittiri koyalım buna da. Demek ki şuralar 60 derece, 60 eşkenar oldu bakın. Bu da 60 eşkenar oldu. Başka ne yapabiliriz? Şimdilik bu kadar. Şurada da bir x açısı kaç derecedir diye bir soru sormuş bize, değil mi? Şuradaki x'i soruyor. Şimdi şu 60 bir merkez açı. O halde gördüğü şu yay da 60 derece olacak. X'e bakın, bir çevre açı. Gördüğü yayın yarısı olmak zorunda. 60'ı gördüğü için 30 olacak. Cevap Edirne'den geldi. 14 numara. Çemberin merkezinden geçiyor. BAC kaç derecedir diye bir şey sormuş dostlar. Yine konu anlatımında söyledik. Eğer bir çember bir kiriş boyunca katlandığında o yay merkezden geçiyorsa o yayın ölçüsü 120 derecedir demiştik. Bunu konu anlatım videomda da ispatladım dostlarım. Yine aynı şekilde bakın, bu AC yayı da katlanıp buradan geçiyorsa bu da 120. 120, 120 daha 240, 360 olması için şu yaya da 120 kaldı. Ve 120'yi gören şu açımızda çevre açı olduğu için yarısı olacak, 60'ı yapıştırdım. Yandaki soru. Yarım dairenin sağ kısmı çapına dik AH boyunca katlandığında şekil 2'deki görüntü oluşuyor. Tamam. BK eşittir AB yayına. BAK kaç derecedir diye de bir soru sormuş. Şimdi gelin biz bunu şuradan geriye doğru açalım birazcık dostlarım. Şöyle açtık. Şimdi bu HL katlanıp buraya geldi. Şuna K dersek bu da K. Çemberimizin yarıçapı 2K oldu dostlarım bu sebeple. Burası da 2K. Bakın 90'ın karşısı 2K ise 30'un karşısı K,
60'ın karşısı ne oldu bu durumda? K kök 3 oldu. Şimdi şu açı merkez açı. 60 derecenin gördüğü yay yine 60 olacak. Geriye 120 derece kaldı. Eşit oldukları için bunlar da 60-60. Bu açı bir çevre açı olduğu için 60'ın yarısı olacak 30. Evet, böylelikle tarama testine geçiyoruz şimdi burada dostlarım. Tarama testinde de 14 tane soru vardır muhtemelen. Onları da bir sonraki videoya bırakalım. Hadi öpüyorum sizleri. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.